Biz babamdan beri, babam burada işletmede çalışıyordu. Ondan sonra bu pansiyonculuğa başladık. Ben ve şu anda oğlum. Devam ediyoruz. Sabahleyin başlar, sabah erken başlar bizde. Gün doğmadan başlar, gün batımına kadar devam eder. Bizimki 53 teker. Bizim şu anda 80 kadar atımız var burada. Bir tay 3 yaşında sahaya iner. 2,5 yaşından sonra binime hazırlık dönemimiz vardır. O da uzun bir dönemdir bizim için. Sahada Mahmudiye'den bizde binlerce atlar geçti elimizde. Türkiye'nin en iyi atları Mahmudiye ilçesinden çıkıyor. Arap atlarının, Türkiye'deki en iyi atların, kaliteli atlar Mahmudiye'den çıkıyor. Taylar ne kadar büyük verim yaparsa, yani yarış kazanırsa babalara o kadar kıymetleniyor. Hatta seçtiğimiz babalardan birinci kalite atlar. Her atı baba yapmıyoruz biz. Kan attı ve yarıştaki performansına göre baba seçiliyor. Atalarımız Mahmudiye'yi neden seçmiş? Havası, suyu, ya iklim şartlarını beğenmişler. Onlar bir şey görmüşler burada. Çiftliği kurmuşlar ta Osmanlı döneminde. Kuruluş amacı Osmanlı'ya akıncılarımıza at yetiştirmekmiş. Cumhuriyetten sonra da ıslah çalışmaları yapılmak için çiftlik daha da genişletilmiş. Ve şu anda Türkiye'de bununla ilgili at üzerine 3 çiftlikten biri burası. Mahmudiye, Tiyem, Karacabey ve Sultan Suyu. Türkiye Cumhuriyet kurulmadan önce bile olan bir sektör bu iş. Mahmudiye'de ortalama 500 ile 700 arasında senede sahaya at gidiyor bizden. Tay. Son dönemlerde atlarımızda mesela Covid-19 gibi başka çeşit hastalıklar çıkmaya başladı. Mesela burun akıntısıdır, öksürüktür, saka diyoruz şeyi. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılması lazım. Robocop dediğimiz bir hastalık var. Şu anda tedavisi yani şey yok, ilacı yok. Covid-19 neden etkiledi? Hareket alanımızı daralttı. İki senedir o yarışta. Geçen sene Covid'den dolayı yapamadık. Ne Türkiye yarışıydı? Cumhuriyeti kurulduğundan beri Mahmudiye'de 100 yıldan fazla mahalliyat yarışı yapılıyor. Yani Osmanlı döneminde de yapılıyordu burada. Ya teşvik ediyormuş ya. Diyor ki ya seneye en güzel tay benden çıksın. En güzel at, inek benden çıksın gibi.